Anadolu sızı grafiğinde belirlediğimiz 155 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunma sağladığını görüyoruz. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı tepkisel hareketler verip üst bölgedeki direnç noktasının üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 175 bölgesi, 175 bölgesini geçip kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişlerin ilk sinyal oluşacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi de bir tepkisel hareket yapmış fakat 175 üzerine geçiş sağlayamamış. Tekrar geri çekilme yarı yarıya stop bölgemiz olan 155 bölgesinde tutunma durumlarını sürdürmeye çalışıyor. Şayet o bölgenin altına kalıcı kapanışlara başlarsa tabii ki 125 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar da geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. Gözüküyor şu an için 175 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece. 175 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra ikinci direnç noktası olarak çalışacak bölge 185 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan 200 bölgesi de en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Yakın hedef bölgemizde şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 210 bölgesi o bölgeye kadar yükselişleri sağlayabilirse ve üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa üst bölgedeki hedeflere gitme ihtimalini arttıran bir görüntü oluşabilir. Şayet bu bölgedeki üst bölgeye geçiş sağlamadan geri çekilme durumları oluşursa da 125 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişler daha tehlikeli boyutlara giden bir süreç oluşacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirip o bölgenin altına geçişler oluşursa lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki hareketlerin devamı oluşursa da 175 üzerindeki kalıcı kapanışlardan sonra oluşma ihtimali meydana geleceği için 175 üzerine geçiş olmadığı sürece dikkatli olarak kesin stop noktasına yaklaştığı durumlar meydana gelirse zincir stop emirleri yazarak o bölgede stop olmayı unutmayalım. Doğaç grafiğinde belirlediğimiz 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasından bir tepkisel hareket oluşmuş ve kanal direncini test ettiğini görüyoruz. O bölgenin üst noktasındaki direnç noktası da 180 bölgesi olarak takip edebiliriz. 180 bölgesinin üzerine çıkışlar oluşursa kalıcı kapanışlardan sonra şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi 200 bölgesi yakın hedef bölgesi olarak takip ediyoruz. O bölgenin üzerine geçişler oluşursa da daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Bunun için tabii öncelikle 180 bölgesindeki direnç noktasının üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışları veya hacimli yükselişte o bölgenin üzerinde tutunmayı sergilemesi gerekiyor ve şu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktasındaki 195 bölgesini test etmesi gerekiyor. Yukarı yükselişleri oluşturabilmesi için. Bu durumlar oluşmadığı sürece şablon bölgesinin içerisinde yukarı aşağıya güç kazanma hareketlerini sürdürme ihtimali oluşmuş durumda. Geri çekilmelerde tabii ki 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşlerden sonra da kesin stop noktamız olan 115 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma hareketi oluşabilir. O yüzden öncelikle 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemseyip o bölgenin altına geçişler olursa yarı yarıya stop olarak değerlendirme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 115 bölgesinin altında geçişler oluşursa da daha tehlikeli boyutlar oluşacağından dolayı o bölgede de kesin stop olmamız gerekebilir. Üst bölge hedeflerinin gerçekleşebilmesi için ilk sinyal olarak takip edeceğimiz bölge 180 üzerine geçişlerde hacimli yükselişlerin oluşması. Böyle bir durum oluşmadığı sürece bu bölge arasında güç kazanma hareketlerinin sürme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Portotografiğimizde belirlediğimiz 480 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasından bir tepkisel hareket başlatarak
600 yakın hedef bölgemize yaklaştığını görüyoruz. Tabii hedef gerçekleşmese de orayı test etmiş olması gerçekleştirme ihtimalinin arttığına işaret olabilir. Bu bölgede özellikle birinci destek bölgemiz olan 519 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam edip 600 hedefini gerçekleştirip daha sonraki direnç noktalarını test etme ihtimali, yani şu bölgedeki 640 bölgesine ve şablon bölgesinin üst noktasındaki olan 680 bölgesine kadar dahi yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir duruma gelmiş. Bu bölgedeki en önemli durum öncelikle tabii ki 520 bölgesindeki birinci destek noktamızın altına geçişlerin olmaması ve daha sonra da yarı yarıya stop noktamız olan 480 bölgesinin altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Şayet böyle bir durum olursa güç kazanma hareketleri için geri çekilme durumları kesin stop noktamız olan 445 bölgesine kadar oluşma ihtimali meydana gelebilir. O yüzden bu bölgedeki 520 bölgesindeki destek noktamızı önemli bir şekilde takip edelim. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali çoğalmış oldu. Kars grafiğinde yarı yarıya stop noktamız olan 7.80 bölgesinde tutunma hareketlerinin sürdüğünü ve tepkisi hareket yapsa da tekrar yarı yarıya stop noktamız olan 7.80 bölgesine yakın bir kapanışla kapattığını görüyoruz. Tabii o bölgenin altında geçişlerde mutlaka yarı yarıya stop olarak değerlendirip 6.45 bölgesindeki kesin stop noktamız veya şablon bölgesinin alt noktasındaki 5.50 bölgesine kadar dahi geri çekilme ihtimallerinin oluşma durumu meydana geleceğinden dolayı 7.80 altına geçişlerde yarı yarıya stop durumunu değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. 7.80 bölgesindeki tutunma hareketlerini sürdükten sonra şurada olduğu gibi tepkisi hareketleri gerçekleştirip şablon bölgesinin direnç noktası olan gördüğünüz gibi bu bölgedeki direnç noktası çalışıyor. 9.05 bölgesi. 9.05 bölgesi geçilip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişleri başlatma ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olacaktır. Daha sonra 9.45 ve en önemli direnç noktası olarak da 10 bölgesi gözüküyor. 10 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarı yükselişleri başlatma ihtimaline doğru giden süreci oluşturabilir ve 11.75 yakın hedef bölgemiz, yani şu bölgedeki zirve bölgesine kadar da yükselişleri oluşturabilir. Böyle bir durum oluşturması için öncelikle tabii ki 7.80 bölgesinin altına geçişlerin olmaması ve o bölgenin altında kalıcı kapanışlar oluşmaması gerekiyor. Şayet öyle bir durum olursa alt bölgelere doğru olan sürecin başlangıcı olacağından dolayı mutlaka yarı yarıya stop durumu olarak değerlendirmemiz gerekir. Otokar grafiğinde 810 bölgesinde yarı yarıya stop noktasını belirlemiştik ve o bölgeden bir tepkisi hareket gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktasındaki 1050 bölgesindeki direnç noktasına yaklaştığını ve o bölgeden de tekrar geri gelerek şablon bölgemizin içerisinde haftayı kapattığını görüyoruz. Tabii bu bölgedeki 810 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı da önemli bir şekilde takip etmemiz gereken halen daha devam ediyor. Bu bölgenin altına düşüş olursa da kesin stop noktası olarak 735 bölgemizi takip ediyoruz. O bölgenin altına geçişler daha tehlikeli durumlar oluşturacağından dolayı kesin stop olarak değerlendirmemiz gereken en önemli destek noktası. Şayet bu bölgelerin altına geçişler olmadan şablon bölgesindeki şu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçiş oluşursa, yani 1000 bölgesi, 1000 üzerinde kalıcı kapanışlar başladıktan sonra yukarı yükselişlerin ilk sinyali oluşturup zirve bölgesini test etme ve yakın hedef bölgemiz olan 1125 hedefini ve üst bölgedeki kanal noktasına kadar olan 1250 hedefini de gerçekleştirme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu meydana gelecektir. O yüzden 1000 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp veya o bölge üzerine hacimli bir yükselişte kapanış oluşursa yükselişin başlangıç ihtimali artabilir.
Topaj grafiğinde belirlediğimiz 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasından tepkisel bir hareketin başladığını ve şablon bölgemizin direnç noktası olan 165 bölgesine kadar tepkisel bir durum oluştuğunu görüyoruz. Tabii o bölge üzerine geçiş sağlayamamış fakat hacimli bir şekilde o bölgede tutunmayı da sağladığını görüyoruz. 165 üzerine geçiş sağladıktan sonra şu bölgedeki zirve noktası olan 175 yakın hedefimizi gerçekleştirip şablon bölgesinin üst noktasındaki 185 bölgesine kadar dahi yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Bu durumu devam ettirebilmesi için tabii ki 145 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Bu şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. Bu bölge üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da 175'i ve daha üst bölgedeki hedefleri gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. 145 bölgemizdeki yarı yarıya stop noktasının altına geçişler meydana gelirse de 130 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyelim. O bölgenin altına geçişler daha tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcı olacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Tüktürektör grafiğinde belirlediğimiz 525 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunduktan sonra bir tepkisel hareket yaparak şablon bölgesinin direnç noktası olan 625 bölgesini test ettiğini görüyoruz. Tabii üstüne geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için tekrar geri çekilerek şu şablon bölgemizin içerisindeki süreci devam ettirme ihtimali oluşturmuş gördüğünüz gibi. 525 bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece de yukarı tepkisel hareketleri tekrar deneyerek 625 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şu bölgede yapmış olduğu zirveye ve yakın hedef bölgemiz olan 675 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak. 675 bölgesinin üzerine geçişler sağlarsa kanal bölgesinin üst noktası olan 800 bölgesine kadar dahi süreci devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilmelerde tabii ki 525 bölgesinin altındaki durum oluşursa yani yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler meydana gelirse o zaman 455 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyelim. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde kanal bölgesinin alt noktasına kadar ve şu bölgedeki çift dip ihtimaline doğru giden 425 bölgesine kadar düzeltme durumunun oluşma ihtimali meydana geleceğinden dolayı öncelikle 525 bölgesinin altına geçişlerde dikkat etmeye başlayıp 455 bölgesinin altına geçişlerde de kesin stop olarak değerlendirelim. Daha alt bölgelere geçişlerle karşılaşmamak için bu bölgenin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Üst bölgedeki ilk sinyal olarak şu bölgede tepkisel hareket başladığını görüyoruz. 625 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin ilk sinyalinin başlangıcı olarak da düşünebiliriz.